Yunanistan, Türkiye'nin savunma sanayi atılımları karşısında batıdan medet umuyor. Atina yönetimi son olarak çareyi Fransa'da buldu. Yunan Savunma Bakanı Dendias, Fransa'dan fırkateyn almak için görüşmelere başlamak istediklerini açıkladı. Ayrıntıları alacağız. Daha haber ekibinden İlhan Tahsin'e dönelim. Hemen İlhan ayrıntılar için söz sende. Teşekkür ederim Manuel. Yunanistan tabii ki Batı'dan medet umuyor. Ancak Türkiye'nin yerli ve milli sanayisini artık yetişmesiz söz konusu dahi değil. Bunu ben söylemiyorum. Yunan basını bunu defalarca yazdı, yazmaya da devam ediyor. Dün Katimerini gazetesinde de bir haber çıkmıştı bununla ilgili. Sadece Arap'tan silah almakla olmayacağını, artık Yunanistan'ın kendi silahlarını üretmesinin zamanı geldiğini ve geçtiğini e, e, belirten bir makale vardı. Evet, Dendias dün e, Fransa'ya gitti. Fransa'nın Lorient kentinde e, Naval Grup tarafından e, üretilen e, fırkateynler var. Yunanistan bu e, Fransız şirketiyle 3 fırkateyn anlaşması sözleşmesi yapmıştı yaklaşık 2 yıl önce. Dolayısıyla fırkateynlerin inşası devam ediyor. Bunlardan e, ilki Kimon, ikincisi Niarkos üçüncüsü de formyon fırkateyini. Ancak dün sürpriz bir şekilde dendiys, ikinci fırkateyinin nearkozun suya indirme törenine katılmak üzere Lorient kentine gitti ve o beraberinde genel kurmay Başkanı ve Donanma Komutanı da oradaydı. Ancak beraberinde şunu da aldı yanına. Karamanga tersaneleri var. Biliyorsunuz Atina'nın dışında Yunanistan'ın oldukça büyük bir tersane ve Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapılan bir tersane. Dolayısıyla bundan sonra Yunanistan Türkiye'yi özellikle denizlerde Anadolu helikopter gemisinin olmasından sonra suya indirilmesinden sonra Türkiye'yi Yunanistan adeta e, Atina kafa karıştırdı. E, kafası karıştı ve dolayısıyla da Türkiye'yi yakalamak için e, gaza basıyor şu anda. Üç fırkateyne bir de dördüncüsünün ekleneceğini dün ...Lorient'ten açıkladı Dendias... ...bunun denizlerde hakimiyet kurmak istemesi... ...Yunanistan'ın hakimiyet kuracağını... ...ileri sürdü ve dolayısıyla da... ...bunlar son model fırkateynler olduğundan dolayı... ...uzun menzilli kruz füzelerini de... ...fırlatma yeteneğine sahip... ...yani bin kilometre menzile sahip... E, ...roketler var, füzeler var... ...bu gemilerin üzerine onlar monte edilebiliyor... ...dolayısıyla da o, e, Dendias... ...bu konu üzerine oldukça durdu... 2-3 dakikalık bir konuşma yaptı... ...bu konuşma bu kruz füzeleri üzerine... E, Daval grubun ürettiği Daval grubu ürettiği kendi füzeleri de var. Fırkateynler bunları da kullanacak. Ancak anlaşılan o ki Yunanistan Ege'de güç ve kuvvetli olmak üzere düğmeye bastı. Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı silahlar yetmezmiş gibi artık Fransa'dan da bundan sonra denizlerde hakimiyet kurmak için daha fazla fırkateyn yapımı için sözleşmeler imzalamaya devam edeceği benziyor diyelim. Sözü bırakalım.